E yani şaşırdık mı Tabii ki şaşırmadık Dostlar bu kanaldaysanız her zaman kazanmaya devam. Sadece bok çukurundan çıkan botlarla kazanmakla uğraşmak yerine Kriptonun olağanüstü bir sürü projesine katılıp da kazanmayı tercih ederseniz Ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Biraz da kendi götünüzü kaldırmayalım mı? Kaldıralım ara ara çünkü katıldığımız birçok proje Nedense hepsi bu aya sıkışmış gibi airdrop atmaya başladılar. Dolayısıyla airdrop videolarının haberleri arka arkaya gelmiş oluyor. E bunlara da katıldık. E, neydi bu projenin adı arkadaşlar? Mande. Peki katılıp katılmadığınızı nereden bakacaksınız? Tabii ki bu kanala gelip Mande diye arayacaksınız önce. Ben buna Manda demiştim. E, videoda da anlatırken bir ay önce anlatmışım diyor. Gerçi bir aydan fazladır. Büyük ihtimalle bir buçuk iki ay olmuştur belki de. Ee, yine bir küsür k insan izlemiş, aramızdan büyük ihtimalle katılan bir sürü dostumuz olmuştu. Bununla ilgili Telegram'da referans kanalı, birbirimize stake etme yerleri falan filan açmıştık. Her neyse projeyi tekrar anlatacak değilim zaten bitti şu an airdrop'u alıyoruz. Dolayısıyla bu videodan katıldıysanız büyük ihtimalle size de bir airdrop gelmiştir bu mandeden. Onu nasıl kontrol edeceksiniz derseniz, e, şimdi şurada airdrop kısmı var. Buradan Twitter'ınızı bağlıyorsunuz. İşte e, ben aynı şeyi yaptım. Bir daha yaptım da hata veriyor. Çünkü ben AirDrop'u aldım. E, Twitter'ınızı bağlıyorsunuz ama Twitter hesabınızın en az 100 takipçisi olması gerekiyor. Zaten TESNET'e katıldığımızda da yine böyle bir 50 miydi? O zamanki kuralı da 50 falandı galiba. Her neyse. E, o katıldığınız Twitter adresinizi bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. E, i̇kisini birbirine bağla diyorsunuz. Sonra zaten aşağıda diyor ki Kardeş sen şu kadar hak ettin. Göndereyim mi? diyor. E, Gönder diyorsunuz ve bu kadar basit. Sonra tabi bunlar kendi ağları var. Mande'nin zaten e, Şöyle göstereyim. Benim şu an buradaki hesabımda Burada ünlem çıktığına bakmayın. Şu yukarıda yazana bakın bana kaç tane 20 tane vermişler e, airdrop olarak ben tabi bunu size şimdi gösterdiğim şekilde e, oraya aktardım size de nasıl aktarılacağını göstereceğim çünkü metamask üzerinde yani manda ağında tutmanızın şöyle de göstereyim manda network bunlar main adresleri burada tutmanızın çok bir manası var mı yok e, ne yapmanız lazım biliyorsunuz bu kozmos ağında dimension yani dym diye kısalttığımız projenin Altında çıkan bir projeydi. Şimdi Dimension ne derseniz. Onların da şöyle bir e, kendi adresleri var. Portal, Dimension. Neyse adres söylememe gerek yok. Videonun altına koyarım. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. E, Metamaskınızın mand mandayı kazandığınız metamaskınızı bağlıyorsunuz. Dimension adresinize. Daha sonra arkadaşlar şurada transfer kısmı var zaten. Görüyorsunuz transfer kısmı. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Hop Şunu bir kapat. E, şurada e, yukarıda ya da neredeydi lan bu? Manda manda neredesin manda oğlum manda manda şuraya yazarsam çıkarsın herhalde evet manda geldi manda'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar zaten dediğim gibi metamask adresinizi hani manda ağı sizde yoksa burada e, otomatik buradan da ekleyebilirsiniz manda yazarsanız buna tıklarsanız ağı zaten size ekler hangi nereye almanız lazım bu tokenleri satabilmeniz için şu dimension ağına almanız gerekiyor ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yukarıda manda var, aşağıda dimension var ve burada tabii ben gönderdiğim için şu an elimde şu kadar kaldı. Ben bilerek o adada çok az bir şey kalsın diye bıraktım. 20 taneydi. Buraya çektim çoğunu. Ee, buradan transfer yapıyorsunuz. Tabii şu çok az bir işte ücret ödetiyor falan filan derken e, geçmesi biraz vakit alıyor. Beninki herhalde bir saatte falan Dimension ağına geçti. Sonra ne yapabiliyorsunuz burada? Tabii ki şurada swap işlemi var. Swap işlemine geldiğinizde DYM ağına aldığınız için artık mandalarınızı. Dolayısıyla buradan gelip e, manda. Yine manda mı yazacağız? Şurada bir yerde çıksana. Ha, mand. Zaten o mu seçili? Ha, ağı değiştirmem lazım. E, Metamask'tan DYM ağına Tabii ki doğal olarak. Hatta şurada yazıyor. Şu an 15 gerek yok. Heh, şöyle aldığımda gördüğünüz gibi benim şu an 20 bir 4.5'u ben başka şekilde gönderdim. Dolayısıyla şu an elimde e, 15 tane var. Tabii siz kaç tane kazandıysanız. E, burada mandı seçiyorsunuz. A olarak gördüğünüz gibi şu mandı. Ondan sonra istediğiniz şekilde 15 tanenizi isterseniz USDC'ye çevirebilirsiniz. Zaten ne edecek? Burada yazar. Şu an değerine bakarsanız hangi borsada var derseniz Bitget, bit de var. E, top çıktığında falan tanesi böyle hani bir ya şu çizgiyi attırmışlar da yani 66 dolar falan filan. Ha arzı azdı zaten bu tokenin. Ben açıkçası bir 5-10 dolar arası olmasını beklerdim ama şu an sürünüyor yerlerde. Gerçi şansına biraz da Evet, kriptonun işte bitcoin'in çek, geri çekildiği zamana geldi. Ee, bir ara işte çıktıktan sonra tabii ki şu çizgi zaten yalan olan abartı 66'lar. E, ee, 1-2 dolarlar arasında hatta bir 3-3'e kadar gitti. İşte şu, şu son zamanda tekrar bir 1 doların altına bile saldı yani büyük ihtimalle yani ben tutacağım açıkçası e, buralarda satma 20 dolar, 18 dolar ediyor her neyse gerek var mı kendi açımdan yok ama siz ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz tabii ki e, ben 2-3 dolarlara geldiğinde satarım büyük ihtimalle e, ne yaptık arkadaşlar bir testnete katıldık iki tane işte işlem yaptık e, birbirimize stake ettik ve 25-30 dolar yani şu anki parayla 18-20 dolar ediyor ama biraz beklerseniz belki 35 40 dolar 50 dolara kadar gidebilir. Hatta yani benim anlatmamı beklemeyip şu aralar alıp e, mandalarınızı satsaydınız 3 dolara kadar gelmiş ne eder? 20 dolar aldıysanız 60 70 dolar ederdi. 3.13 dolar olmuş çünkü. Ee, yani bu borsaya da gönderip yapabilirsiniz ama borsalara gönderirken dikkat edin. Onları tek tek gösteremem. Hani borsa ile konuşup nasıl göndereceğinizi öğrenin şu man tokenleri. Ee, kafanıza göre göndermeyin. Ziyan olmasın, çöp olur. Ama benim taktiğim dediğim gibi Dimension ağında e bunları USDC'ye de çevirebilirim ya da atoma çeviririm. Ben kozmos alanında seven bir adam. Dolayısıyla kozmostan aldığımı yine kozmos için kullanıyorum. daha sonra bu atomları Dimension ağında unutmayın yani. Bu mesela USDC alıyorsunuz sonra Kepler cüzdanına gidip de benim USDC'm nerede demeyin. Çünkü Dimension ağı altında bunları USDC yapıyorsunuz. Bunu da sonra transfer edebiliyorsunuz. Yani Kepler cüzdanınıza alabilirsiniz isterseniz. Ee, nerede burada transferden şöyle aşağıda neredesin bakın burada kepler cüzdanınıza çekebilirsiniz istiyorsanız elinizdeki işte dimension mandanız varsa çekebilirsiniz falan buraları çok uzatmayacağım bunları hiç bilmiyorsanız artık biraz araştırın derim e, ee, çünkü detayı uzun bunun tek tek burada anlatma şansım yok bizim chat kanalından sorarsanız yardımcı olurum ha, şu en mantıklısı dediğim gibi borsa ile konuşup ben ya bunlarla uğraşmak istemiyorum direkt borsaya çekeyim göndereyim derseniz öyle yapabilirsiniz. Ha bunların coin market cap'inde var mıdır? Daha çıkmamıştır ama bakmadım. Gerçi bir durdurayım videoyu açayım bakayım var mı? Gittim baktım coin market cap'te ya da bir sitede bulamadım. mant, manda ile ilgili bir şey. Daha oralara gelmemiş. Doğal olarak orada bilgiler yok. Ama benim yaptığım yöntemi izleyebilirsiniz. Dediğim gibi dimensional'ını alıp daha sonra bu çevirip Falan filan ya da başka bir tokene çevirip kullanabilirsiniz ya da işte stake de edebiliyorsunuz. Burada e, stake ağı da olması lazım. Staking deyip elinizdeki mandaları e, tabi manda ağına geçeceksiniz. Bu Dimensional'ın da şu an bu cüzdan e, buradan stake de edebiliyorsunuz falan filan artık oraları araştırmak ve yapmak size kalmış. Ben en azından göstereyim dediğim gibi e, sayfanın altına e, linkleri koyarım. Kazanmışsınızdır inşallah siz de güzel ee, ben bazen görüyorum 25 kazanan gördüm maksimum galiba yok pardon 30 kazandım diyen gördüm ee, bazıları bir, bazıları 2 bazıları 0 13 kazanmış falan ee, neye göre dağıtım yaptıklarını da tam bilmiyorum açıkladılar mı şu twitter adresini de ben koyarım bakarsınız yani öyle çok yükseldiğim falan filan bir proje değildi zaten ama sonuç olarak bir şeyler kazanmışız vermiş ben genelde projelere böyle bakıyorum. İki tıkla bana 20 dolar verdiyse işte okey kardeşim teşekkür ediyorum. Geçiyorum. Zaten işte bu bunlar elinde Dimension tutanlara da bir airdrop yapacaklardı. Onunla ilgili bir bilgi var mı bilmiyorum şu an için. Bakmak lazım. Siz de bakarsınız. Burada da zaten bir bilgi falan paylaşmışlar. Nereden satabileceğinizi falan filan göstermişler. Bunlar artık kendiniz bakarsınız dostlar. Ben büyük ihtimalle dediğim gibi bunları ya kozmos şu Dimension'da bir şeye çevirir öyle tutarım. Şuradan historiden de göstereyim. Gördüğünüz gibi yatırma kısmını da hani ben yatırdım daha geçip geçmediğini şu success dediği yerden bakabiliyorsunuz. Ben 15.78 taneyi buraya atmışım yani Dimension atmışım. Velhasıl velhasıl uzatmaya gerek var mı? Yok. Bu zaten maksat airdrop kazandık. Hadi gidin siz de bakın dostlar deme videosu. Gerisini kendiniz de çözebilirsiniz bence. Artık bu kanalda hani buçuk senedir falan video atıyorum. Bir şeyleri öğrenmiş olduğunuzu varsayarak. <laughs> ya da gelin dediğim gibi Telegram'dan sorarsınız, cevaplarız. Airdrop var daha bir tane daha var. Cookie diye bir projeden daha airdrop geldi. Onların videosunu bile hala çekemedim hatta bir gün iki gün oldu çekeceğim çünkü neden diyeceksiniz onunla ilgili de ben bir kanalda video yapmıştım videosunu yaptığım ve airdropu gelen her projeyi çekmeye çalışıyorum arkadaşlar Tabi vakit buldukça arka arkaya hepsi geldiği için e, henüz daha çekemedim diğerini de onun da videosunu herhalde inşallah yetiştirirsem birkaç gün içerisinde yayınlarım eğer gidip hala airdropunuzu almadıysanız falanlar filanlar daha devam edecek airdroplar, layer zero'lar geliyor falan filan. Temmuz'un başında e, Zeta Chain ile ilgili bir tweet atmışlar. Büyük ihtimalle Temmuz'un başında onlardan gelecek falan daha olacak yani böyle airdroplar. Bazılarını dediğim gibi direkt buradan duyuruyorum arkadaşlar artık Twitter'dan hani mesela mod stake ediyorsanız işte bir iki dolar da olsa optimizm vermiş. Onları falan filan buralardan atıyorum projelerle ilgili gelişmeleri artık bu, buradan takip etmeyi de unutmayın her şeyin de videosu olmuyor. Yani şey şeyde aklınız kalmasın. Hani videosunu çektim AirDrop'a için testnetine katıldık. Onun bir AirDrop'u olursa mutlaka videolaştırıyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin videosunu yapıyorum. Ama e, işte şöyle oldu. Daha önce AirDrop aldık. Tekrar almaya devam ettiğimiz projeler oluyor. Onları artık tek, bir daha bir daha video çekmiyorum. Twitter'dan ya da Telegram duyuru kanalından atıyorum. E, takip edersiniz. Her çekilişi de burada görmüşken bunun da zaten çekilişini yarın gece yapmış oluruz. Videoyu ben bugün çekiyorum. Tabi yarın cumartesi değil mi? Yarın gece yapmış oluruz. Bayram hediyesi tadında da pazar günü kazanan arkadaşları da açıklamış olurum. En azından bu projelerden airdrop alamadıysanız şansınıza benden airdrop alacaksınız. Öyle düşünün. Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.